Selamlar herkese, ben Maril. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videoda Sub-Zero'nun Ice klonunu her karakterle nasıl punishleyebileceğimizi, yani sıraya alabileceğimizi ya da onu cezalandırabileceğimizi göstereceğim. Şimdi çok kısa videonun başına basayım. Bazı karakterler bunu sadece bir hareketle yapabiliyor. Onlar daha videonun sonuna doğru olacak ama bazıları bayağı bir punish alıp yüksek kombolar çıkarabiliyor. Onlar da başta olacak. Karakterlerin hangi safhada, yani videonun hangi safhasında olduğunu da yazacağım. Bilginiz olsun diyelim. Hadi başlayalım video. Şimdi videoya başlamadan, yani videonun tam içeriğine başlamadan önce punish diyorum. Punish ne demek? Kısaca onu da bahsedeyim. Sub-Zero bize, yani vurduktan sonra Ice Clone bıraktığında kendine gelme süresinde, yani ona fırsat bırakmadan, bloklama fırsatı bırakmadan benim ona komboya başlatamıyorum. Tabi bu Ice Clone'la nasıl oluyor? Ben kısaca önce Melee'ne başlayacağım diye şunu bir göstereyim size. Ice Clone niye punishable? Şimdi izleyin arkadaşlar. Sub-Zero böyle bir şöyle dibinde duralım. Şimdi Sub-Zero Ice Clone attıktan sonra geriye doğru bir takla atıyor ya. Bu taklayı biz o kendine gelme süresindeyken punishleyebiliyoruz. Şimdi ben Melee'na ile başlayacağım. Çünkü Melee'nin güzel bir Punisher'ı var. Ama şunu unutmayın. Bir rakibi cezalandırmak ya da punishlemek süreyle ilgilidir. Siz süreyi doğru kullanmazsanız, yanlış zamanda basarsanız siz, ki Melina bunun için çok güzel bir örnek, siz Punisher verirsiniz. Şimdi başlayalım önce. Bu arada şunu da söyleyeyim. Özellikle oyun bilgisine biraz daha güvenen arkadaşlar. Ben genelde ileri 1-2, yani F1-2 Ice Clone'u punishlemeyi göstereceğim. Damwon, zaten Damwon'un alttan dürtme ve Ice Clone'un punishable daha yüksek. Onu daha rahat punish ediyorsunuz. Şimdi ben Melina ile başlayayım. Melina'nın punisher'ı ne? Şöyle, ama bu, ya bu oyunun pratik ekranı gerçekten çok kötü. Şimdi iyi izleyin. Böyle. Ne yaptım? Bu Fatal Blow atarken konuşalım. Sub-Zero geri doğru zıplarken Melina'nın bu tuşları ben yazacağım, merak etmeyin. İleri doğru teleporttu. Ve şu an bir Ice Clone 442. Şimdi başka bir punish'ini daha göstereceğim. O da bu. Bakın bunda reversal atmama da gerek kalmadı. Tabii birkaç karmaşa olmasın. Reversal Ice Clone'u bıraktıktan hemen sonra atılan. Hareket bitmeden. Tabii Ice Clone'da böyle bir geriye zıplama mesafesi olduğu için. Bunları bu arada bir kez anlatacağım. Daha anlatmayacağım. Bilginiz olsun. Geri doğru zıplıyor ya böyle. Şöyle arkaya doğru zıplıyor. O süre bana. Burada da bir reversal atmama da gerek ama hatta bir daha göstereyim. Gördünüz mü? Reversal atmadım mesela. Bu Melina'nın armor mu bu? Melina bu kadar olsun, diğer karakterlere geçer. Şimdi Sindel'e geldik. Sindel'in Punisher'ları da çok güzel. Onları da hemen zaten ayarladım, ben göstereyim. Şöyle. Direkt screen'le punishleyebilirsin Sindel. Bir daha diyor. Hatta reversal atmama bile gerek yok. Dikkat ediyorsunuz zaten. Bir diğer Punisher'ı. Hop. Orada armor basamadım diye oldu bu arada. Armor basamazsanız bu armor move'u Sindel'in. Diğeri de bu. Üç tane Punisher'ı var. Sindel bu kadar. Şimdi Tanya'ya. Tanya'ya geçelim. Şimdi Tanya'ya geldiğimizde Tanya'da küçük bir detay var. O yüzden biraz daha Tanya'yı konuşacağım. Tanya'da 3 tane Punisher'ı var bu arada. Ama önemli olan kısmı üçüncüsü. Şimdi önce diğerlerini bir göstereyim. Daha uygulaması kolay bence. Şimdi birincisi bu arkadaşlar. Armor kullanarak, yani daha doğrusu Enhanced hareket kullanarak punish. Diğeri de zaten Armor Special'ı. Bu her türlü punishliyor bu arada. Ki biliyorsunuz çok kullanılan bir hareket. Şimdi diğerini göstereceğim ama bunda birazcık eğer Tanya mainseniz çalışmanız lazım ki eminim yaparken ben de bir noktada failleyeceğim. Tabii siz, ben Tanya oynayan bir oyuncu, bu gösterdim çok arkadaşlar, oynamıyorum. Kendim keşfettim bunları. Biraz daha dikkat etmeniz lazım. Şimdi nasıl olduğunu anlatarak göstereyim. Hop, yanlış isim çıkmadı. Şimdi gördüğünüz gibi ne yapıyorum ben? Ice Clone'u bıraktıktan sonra biraz geri gidip X'e basıyorum. Basmazsam ne oluyor? Şey, geri gitmezsem ne oluyor, onu göstereyim. X'im çıkmıyor bu arada. Gördünüz mü? Donuyorum. O yüzden geri çekilirim. Tabii siz Tanya oynuyorsanız bunu çok daha iyi yapabilirsiniz. Ben sadece size ön fikir vereyim. Bu arada ben
İleri 1-2. Sabzon'un ileri 1-2'sinden sonra yapıyorum. Bazı karakterlerde özel durumlar olduğu için farklı hareketle yapacağım. Sizler tabii kendi karakterinizi muhakkak deneyin. Ben size burada asıl fikir ve nasıl kullanabileceğinizi göstermek için bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Burada combo yapayım da. Şimdi ileri 1-2'den sonra bıraktığı zaman normal ikisi baltayı uzattığı hareketi şunları bir kapatayım önce. Bakın. Zınk vur. Şu hareketi Ice kullanıp punishliyor. Ama şimdi bunları geri açınca düzeleceksin değil mi? Özür. Damvanı yapmıyor musun? Onun için damvan vurduğunda bunda tutuyor. Artık damvanı yapacağım, polis mi çağırayım? Bu tutmuyor bakın. Hatta çıkmıyor bile. O yüzden bundaki de bu. Anladınız mı? Yani conditional duruma göre değişiyor Shao Kahn'ınki. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Shao Kahn bu durumdan muzdarip olan karakterlerden biri. Bunun sebebi de o diğer harekete daha havada olduğu için bunda daha geriye kaçıyor. Tabi bunlar ince ayrıntılar. Shao Kahn oyuncuların buna dikkat etmesi lazım diyelim. Bundan sonra da Shang Tsung'a geçelim. Arkadaşlar Shang Tsung'a geçtiğimizde Shang Tsung'la ilgili şunu söyleyeyim. Shang Tsung'un genç haliyle yaşlı halinde punishlerimiz değişiyor. Genç halinde şöyle hemen yapalım yine. Bu punishliyor. O punishledi mi? Bu punishlemiyor. Ben geç mi kalıyorum? Bu da punishliyor. Gördüğünüz gibi genç halinde çok. Bu da var hatta diyelim. Şimdi asıl mevzu yaşlı halinde combo yapabiliyorsunuz. O çok keyifli. Vur. Yapacağım. Dönüş. Bu da ben daldım bir an, videoyu unuttum. Aşağı ileri bir ile, yani aşağı ileri kare ile yapıyorsunuz bunu da. Grand Scale yazıyor ya, onunla yapıyorsunuz ve combo devam edebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Burada tabi timing yine önemli. Bilginiz olsun. Şöyle bir kez daha göstereyim. Ya görürsene. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi Rain'deyiz. Bu arada fark ettiyseniz önce roster'ın sol tarafını yapıyorum. O sırayla gidiyorum. Bundan sonra Reiko ve Kitana gelecek. Şöyle Rain'in bu. Ama Rain'de şu çok önemli. Bunu reversal hemen atmanız lazım. Bu armor move Rain'in. Şöyle bir daha göstereyim. Amplify'le atmanıza gerek yok bu arada. Bir diğeri de şu. Ama bunun da timer çok önemli. Geri dördü. Back 4 diyoruz. Şunu çok bak mesela kötü timeladım. Çok iyi şu an olmuyor mesela. Bunu iyi timelamanız çok önemli diyelim. Reiko'ya geçelim. Evet arkadaşlar Reiko'ya geldik. Reiko'nun punish'i de güzel ve gayet sıkıntı olmadan kullanabileceğiniz bir punish. İki tane var bu arada. Önce armor move'unu göstereyim. Armor move'la nasıl punishlıyoruz? Bu şekilde direkt reversal yaparak punish. Hatta biraz daha geç yapayım bakayım. Hop, çıkmadı. Yine reversal. Reversal süresi çok uzun olduğu için aslında yapmak zor değil. Çünkü geri takla atıyor ya. Böyle yapabilirsin. Bir diğeri de biliyorsunuz bu projektil kalkanları kırdığı için ki bu punish olmadan mesela geç attım. Bu şekilde Reiko'yu da yapabilirsiniz. Şimdi Kitana'dayız. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki Kitana main'im. Yani daha önce izlediyseniz beni. Ve Ice Clone'a karşı çok sıkıntı çekiyordum. Zaten benim buradan çıkan ve Ice Clone'a benim verdiğim cevabı gören insanların isteğiyle bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Kitana'nın sadece bir tane cevabı var. O da ne Armor Special ne de normal bir Special. O da şu. Gösterelim. Bu. Kitana da Backdoor. Yani çok da kolay bu. Bakın ama şey sıkıntı, ayağa yere doğru yaklaşması lazım. Erken atarsanız ya da böyle atarsanız. Bakın mesela şu an punishleyemiyorum. Doğru zamanda kullanmanız önemli. Bir tane de. Şimdi diğer karakterlere geçelim. Sıra Raiden'da. Bu arada Raiden birden fazla punish'i olan. Yani bu harekete birden fazla
harekette punishlenebilen karakterlerden biri. Hemen onu da kısaca gösterelim. Bu onlardan biri. Bakın bu da yapıyor bu arada ama bunda timer önemli. Direkt bu çok kolay bu arada. Şimdi diğer Punisher'ını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada göreceğiniz olan çok ekstrem. Biraz zor. Hatta ben de eminim ki fail'layacağım. Ama bilin belki sizin refleksleriniz yani eminim ki ben zaten yaşı başı geçmiş bir insanım. Sizin refleksleriniz daha iyidir. Daha kolay yaparsınız. Ben sadece fikir vereyim. Şöyle. Çıkmadı. Bakın. Danvan'dan sonra oluyor bu. Aşağı ileri 2. Bu şekilde punishleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bu diğer move'da olmuyor. Hatta göstereyim yine gönlünüz rahat olsun. Çıkmadı bile. Yaşlılık başa bela. Bakın. Reverse atmama rağmen olmuyor. Yani burada sadece damvandan sonra punishleyebiliyor. Bilginiz olsun. Unutmadan bunu da söyleyelim. Raiden'ın armor move'u da punishleyebiliyor. Onu göstermedik. Hop çıkaramadık. Bu da direkt punishleyebiliyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Smoke dediğim gibi tek condition'da punishleyebiliyor. O da şu. Hemen gösterelim. Bunu reversal damvandan sonra bu hareketten sonra yaparsanız punishleyebiliyor. Onun dışında yok. Onu da hemen içimiz rahat olsun göstereyim. Bakın şimdi reversal yapmama rağmen punish olmadı. Dikkat ettiyseniz reversal yapıyorum. Ama damvanı yaptığında bayağı bir süren var. Bilginiz olsun. Smoke'un bu arada başka punisher'ı yok. Yani başka hiçbir move'u punishlemiyor. Bir tek bu. O da damvandan sonra. Yani Smoke'la bayağı sıkıntı ki bence Sub-Zero zaten Smoke'a bayağı counter bir karakter. Gelelim Scorpion'a. Bu oyunda belki de en az oynandığı oyun olan Scorpion'ın. Hemen onu da göstereyim. Scorpion birden fazla var bu arada. Bilginiz olsun. Ama şu biraz zor. Çok kolay değil bu. Geriye doğru gidip back 3 yapmak ki olmadı. Bakın bu zor. Kabul ediyorum bunu. Ya cancel yapmanız lazım. Şunun gibi. Ama daha kolaylar olan bu var. Bir de bence en kolayı direkt bu. Teleport. Tabi bu oyunda teleporttan combo yapamıyorsunuz. O biraz ilginç ama Scorpion'da 3 tane Punisher var. Gösterdiğim gibi Back 3, Armor Special'ı ve Teleport'u. Ben videoyu yaparken bir karakteri unutmuşum. Editlerken fark ettim. Onu da eklemem lazım. Sub-Zero'yu Sub-Zero'yla nasıl punishlersiniz? Tabi biraz ironik oldu bu ama özellikle Baran kardeşim için karşısına bir Sub-Zero geldiğinde nasıl punishlemesi gerektiğini bu şekilde punishlıyorsun. Başka punisher'ın yok. Hop, Amplify'lamayayım. Yapabilirsin. Ben böyle. Şunu denedim bu arada acaba olur mu diye ama olmuyor. Keşke bu da olsaydı bu arada. Çok güzel bir punisher. Belki hızlandırılsa olabilir diye düşünüyorum. Sub-Zero da böyle. Arkadaşlar Liu Kang'e geçtik. Liu Kang'in 3 tane Punisher'ı var. Ama şunu unutmayın. Liu Kang'de yapacağınız her Punisher için bar kullanmanız lazım. Başlayalım. Göstermeye. Biri bu. Bir daha göstereyim. Biri ops. Bir Armor Special'ı. Bir de çıkarabilirsek. Bir de bu. Yani en kolayı bence bu arada. Bar harcamanız lazım sadece. Ve riske atmıyorsunuz kendinizi. Bakın reversal yapmama bile gerek yok. Liu Kang içinde 3 tane Punisher var. Şimdi arkadaşlar videonun bu kısmı yani orta sıranın diğer karakterlerin hepsi sadece Armor Move'la punishliyor. Hemen göstereyim sırayla. Yani Reptile'in bundan başka bir Punisher yok. Ha bu arada şunu da söylemiş olayım. Ben tabii karakterlerin hareketlerini bildiğim kadar, araştırdığım kadar yaptım. Olur da benim bilmediğim, sizin fark ettiğiniz bir şey olsa ne olur belirtin yorumlarda. Çok mutlu olurum. Abi bunu nasıl unuttun? Barayı bunu nasıl? Allah seni falan gibi. Hani bunu bana belirtin ki ben de öğreneyim. Hani bu etkileşimli bir şey olsun. Ben sizden öğreneyim, ben size öğreteyim gibi. Her şey ben bu arada. Yani Reptile'ın bu kadar bu arada. Başka da yok. Şimdi diğer karakterlere geçelim. Evet arkadaşlar Johnny Cage'e geldik. Johnny Cage'in de bir tane Punisher var. Onu da hemen size göstereyim. Gösteremiyorum. Bu. Ama size bir bonus.
Yani bu hani bu videoda cameo'ları göstermeyeceğim. Hani onlar tek tek bakmadım açıkçası ama bunu fark ettim. Frost'un o alttan dondurduğu hareket de punishlayabiliyor. Johnny Cage'le birlikte bunu da göstereyim dedim. Diğer karakter. Evet arkadaşlar bir diğer karakterimiz Lee May. O da sadece Armor Special'a. Ben denedim bu. Bayağı bulamadım. Bu şekilde punishlayabiliyorsunuz Lee May'de. Tek bu var. Biraz geç bassanız daha iyi oluyor. Ama şunu unutmayın. Kesinlikle bar harcayarak. Bar harcamazsak ne oluyor? Ben donuyorum ve punish'im. Evet arkadaşlar. Orta sıranın son karakteri Kung Lao. Kung Lao güzel bir punish. Yine Armor Special'a punish'iyor ama tabii Goron'uz da varsa komboya devam edebiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Hop çıkmadı. Burada şimdi Kenshi. Kenshi'ye geçelim. Evet arkadaşlar Kenshi'ye baktığımızda Kenshi'nin de birden fazla special'ını punishleyebildiğini hatta armor'su da punishleyebildiğini görüyoruz. Hemen başlayalım. Birincisi bu. Armor move ama armor atmanıza gerek yok. Gayet güzel. Yani armor derken bar kullanmanıza gerek yok. Bir diğeri bu. Bakın reversal bey yapmama gerek yok. Hop çıkmadı. Mesela böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Düşünün. Sırf bunu yaptınız diye Fatal Blow'la kaç hasar vuruyorsunuz? Diyenleri duyar gibiyim. Abi Kenshi oynarken de yap görelim falan diyenleri duyar gibiyim. Bir diğeri de şu. Direkt kafasına indirebiliyorsun. Hatta armorlu yapamadım. Ya Kenshi'nin bir de diğer karakterlere göre süresi çok. Şuna baksanıza. O kadar rahat Kenshi ile. Yani Kenshi'nin çok rahat. En kolay Kenshi olabilir. Kenshi ve Sindel bence. Şimdi diğer karakter. Arkadaşlar şimdi Nitara'dayız. Nitara'nın videosunu çok uzun tutamam. Biliyorsunuz beni. Nitara'nın tutumu. Nitara sadece bununla punishleyebiliyor. Başka hiçbir punisher'ı yok. Hatta bakın bunda geç bile yapmamanız lazım. Bir şeyin iyi olsun be kadın. Bir şeyin iyi olsun. Neyse Nitara bu kadar. Yani sadece armor mu başka olmadığı için. Şimdi de Baraka'ya geçelim. Tabii Baraka'dayız. Baraka'da sadece armor special'la punishleyebilen bir karakter. Hatta tek bununla punishleyebiliyor. Baraka'nın başka punisher'ı yok. Aynı Nitara'da olduğu gibi. Şimdi diğer karaktere geçelim. Şimdi Geras'tayız arkadaşlar. Geras'ta farklı bir durum var. Onu da göstereceğim. Geras'ın iki tane Punisher'ı var ama biri duruma bağlı. İlkini göstereyim. İlki kolay. Diğer karakterlerde de olduğu gibi şu Backdoor'du. Yani Kitana'da ve Rain'de olduğu gibi böyle yapabilirsek inşallah. Bu şekilde yapabiliyorsun. Şimdi diğerini conditionlamak için biraz bekleyeceğim. Ya bu niye böyle direkt geçmiyor? Biraz bekleyeceğim. Kendime time alabilmek için. Tabii maç içinde kimse beklemeyecektir. Siz bunu doldurduğunuzu düşünün. Şimdi ben timer'ı doldurdum. Bu şekilde. Şimdi onu nasıl yapıyor Geras? Çok kısa bahsedeyim. Normalde videonun konusu değil ama. Geras'ın kum saatleri var ya yukarıda. Normalde 3 tane kum saati gözükmesi lazım ki o da olsun. Ben son dönemde Geras oynuyorum. Biraz oradan biliyorum. Ya da benim kullandığım special'ı armor şey barlı kullanarak barlı kullanırsanız o tamamen doluyor. Hemen doluyor. Bir daha göstereyim. Şöyle önce dolduruyorum. O spe şu an barlı kullandığım için doldu. Şöyle dondurabiliyorsunuz. Bu. Mevzu bu arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi diğer karaktere geçelim. Oyunun son karakteri son DLC ile eklenmiş Omni-Man. Ben bu arada çok tarzım olmadığı için oynamadım. Hatta videosunu da çekmek isteği duymadım. İnşallah diğer gelecek DLC'ler benim daha çok ilgimi çeker. Ama Omni-Man'in harçlı sayılır punishleri var. Tabii çok mu kolay? Değil. Bilginiz olsun. Omni-Man'de iki tanesi kolay da üçüncüsü çok kolay değil. Bence tercih edilmez. Belki biz burada bile denk getiremeyebiliriz. Şimdi ilki bu. Gayet güzel. Hiç bar harcamıyorum. Diğeri bu. Direkt Armor Special'ı. Bakın görüyorsunuz. Şimdi diğerini biraz anlatayım. Bunu şöyle yapmak lazım. Göstereceğim ama önce anlatayım. Bu bir tane stance'e geçiyor ya. Onu amplify'lı yapıp 2 2 idi değil mi? 2'ye basmamız lazım. Şimdi yapmayı deneyeceğim ama dediğim gibi tutmayabilir. İnşallah tekte yaparız. Ha, reverse counter oldu. Ama bu reverse punish yazmasın. İkinci de yaptık güzel. Yani ama çok hızlı yapmanız lazım. Ha şu var. Diğerleri varken bence şu mesela garanti. Ya da şu garanti. Bunlar varken onu yapmaya değer mi soru işareti. Ha daha fazla hasar.
Hasar için olabilir, 187 vuruyor hasar için, ama biraz elinize alıştırmanız lazım. Ben Omni Man oynamadığım için çok consistent, yani sürekli yapamadım. Bilginiz olsun. Şu an galiba iki karakterimiz kaldı. Nitara ve Havik. Onlar Ashraf ve Havik, özür dilerim. Onları da gösterelim. Şimdi Ashraf'tayız. Ashraf'ta böyle değişik olaylar var. Bilginiz olsun. Yani Ashraf'ta duruma göre değişiyor. Şimdi bir special'ı var. Aslında o da punishleyebiliyor ama mükemmel timing ve doğru zamanda istiyor. Mesela ben onu her zaman yapamıyorum, şunu açıkçası. Yani şu special'dan bahsediyorum. Şu. Bakın sürekli burada geri kaçıp yapmanız lazım falan ama Panya'nınki gibi. Ha, şu an oldu mesela. Ama bu çok kolay değil. Ben bunu önermem. Ha, bir tane daha var. Garanti bu. Armor kullanarak yaparsanız BF ikisini. Armorsuz da yapabiliyorsunuz ama çok iyi timelamanız lazım. Mesela bu armorsuzdu. Çıkmadı. Bakın armorsuz yaptım, dondum. Armorlu yaparsanız garanti. Aşağı zaten benim insanlar tutumu bilir. Bilginiz olsun diyelim ve son olarak Havi'ye geçelim. Havi'nin yok. Havi'nin hiçbir şekilde Punisher'ı yok yani. Çok üzgünüm Havik senin adına. Havi'nin yok arkadaşlar. Her şeyi denedim. Yani bu tabi videonun önce kısmı da var ya. O yüzden burada videoyu sonlandırma videosu bu. Havi'nin yok maalesef. Tek Havi'nin cevabı yok. Yani Armor Special'ı yok. Başka Special'ı yok. Normal'ı yok. Havik Ice Golem'a karşı eli kolu bağlı. Belki kemiyolar yardımıyla. Yani işte Frost yardımıyla ya da oynadığı diğer kemiyolarla yapabilir. Tabi dediğim gibi bu videoları kemiyolar içermeyecek. Böylelikle videonun sonuna geldik. Bilmiyorum video ne kadar uzun oldu ama elimden geldiğince kısa tutmaya ve anlatarak yapmaya çalıştım. İnsanlar bunu bekliyor çünkü. Umarım daha bana Ice Clone sormazlar. Şimdi bunun devamı nasıl olur? Sizlerden özellikle videoyu nasıl buldunuz? Ben şey yorum bekliyorum. İzleyen arkadaş eleştiren. Abi böyle çok uzun olmuş. Sadece yap geç. Ya da abi böyle iyi, hatta başka special'lar. Özellikle geçen gün biri şeyi sordu bana. Bir yayında. Baran'ın yayınında. Dedi ki Spear'ı çeker misin dedi. İster misiniz? Spear biraz daha farklı bu oyunda. Her karakterin punishleyebileceği bir hareket değil. Ki ben de sıkıntı çekiyorum kendi karakterim iki tanıyla. O yüzden eğer böyle isteğiniz olsa, herhangi bir special olur, böyle çoğunluk olursa mutlu olurum. Lütfen eleştirel yorum da yapın. Uzun olmuş abi, iyi olmuş abi gibi gibi izleyenler. Abi demek zorundaysınız bu arada. Lafın geçiyorum. Dediğim gibi video bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenin, abone olun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.